Kast. Kast, yönelme, itimat, dosdoğru yürüme, bir hedef belirleyip o doğrultuda hareket etme, aşırılıklara düşmeden dengeli düşünme, dengeli yaşama ve hep orta yolu takip etme anlamlarına gelir. Tasavvufçulara göre mahbubu hakiki, gerçek sevgili olan Allah Celle Celaluhu sevgisini, Allah Celle Celaluhu hoşnutluğunu elde etme yolunda ondan başka her şeyden kalbi alakayı kesme şeklinde tarif edilmiştir. Yani gönül bir hüda evidir. Onu Allah'tan başka her şeyden pak tut ki o sarayın gerçek sahibi tecelli köşkünü rahmetle şereflendirsin ifadesinde bu yüksek teveccüh ve itimadı ve bu yüksek hedefi tahakkuk ettirme yönündeki niyet ve kararlılığı anlatmaktadır ki kasten azme, azimden hedefe çok uzak ve yakin, yakın, çok uzun ve kısa bir mesafeyi kuş bakışı gözlemlerimizin önüne sermektedir. Aslında aşırılıklara, dolayısıyla da kalbi ve ruhi sıkıntılarla karşılaşmadan huzur ve doyumluluk içinde bulunmanın tek önemli bir yolu vardır. O da hak rızası ve hak sevgisinin esas alınıp hayatın bir dantela gibi bu esaslar çerçevesinde nakşedilip yaşanmasıdır. Gönlünde ona doğru seyahate kadar karar vermiş ruhlar bir an bile yolculuktan, yol tasavvurundan ve o yolda hedeflenen yüce mana ve yüce gayelerden gafil olmazlar. Bir kere gözleri ayara, başkalarına kaysa ve ayara yar deseler bir ömür boyu üzülür ve inlerler. Onun yoluyla hiç tanışmama büyük bir talihsizlik, tanıyıp tanıştım dedikten sonra takılıp yollarda kalma ise bir hüsran ve büyük kayıptır. Kast evvela kalp yamaçlarında doğar ve gelişir. His vadilerinde bir çağlayan haline gelir ve gürler. Sonra da insanın bütün benliğini sarar ve trafik işaretleri gibi ona gideceği hedefi gösterir. Bu manada kast şuurlu bir niyet ve gönül tepelerine saçılmış bir tohum gibidir. Bu niyetle gerilen ruh ve gönül tepelerine tohum saçan el bir de ilahi teyitle desteklenirse her hamle ve gayret döl yatağını yüzlerce hayru berekete açar ve beklemeye koyulur. Kast ile belli bir turnikeye giren insan iki adım ötede azimle buluşur ve azim atmosferinde yüzmeye başlar.